Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda köpeklere yat komutunu nasıl gösterdiğimizi anlatacağız sizlere. Öncelikle köpek sahipleri egzersize başlamadan önce mutlaka köpeklerinin tuvalet ihtiyaçlarını gidermeliler. Bu egzersizi gerçekleştireceğiniz yer köpek için yabancı bir yerse köpeğin çevreyi tanımasına izin verilmelidir. Asla unutmayın, tüm eğitimlerden önce köpek gevşemelidir. Ancak tuvalet ve çevre tanıtımından sonra köpeğin enerjisini tüketmesine de izin verilmemelidir. Enerjisi tükenmiş bir köpekle sahaya çıkmak alacağınız verimi en aza indirir. Arkadaşlar, şunu da iyi bilmelisiniz ki köpekler bizim isteğimizle yatma fikrinden pek hoşlanmazlar. Bunun temel sebebi konum olarak bizden çok daha aşağıda kalmaları ve savunmasız bir pozisyona geçmeleridir. Otur eğitiminden daha fazla özen ve güven isteyen bir eğitimdir yat eğitimi. Köpeğe güven verecek akustikler ve vücut dilleri kullanmalıyız ki köpekle olan işimiz kolaylaşsın. Evet, tüm bu bilgilerden sonra dikkat dağıtıcıların az olduğu bir ortamda leziz yiyeceklerle köpeğimizi buluşturma vakti. Köpeğimizi önce otur pozisyonuna alıyoruz. Eğer bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız otur komutuyla ilgili çektiğimiz bir video var. Oradan bunu izleyip öğrenebilirsiniz. Otur pozisyonunu aldıktan sonra köpeğin tüm odağını elimdeki yiyeceğe topluyorum. Bunu yaptıktan sonra hızla elimi köpeğin baş hizasından olmak kaydıyla aşağı doğru indireceğim şimdi. İyi izleyin. Ay yavol. Bravo yavol. Tekrar yapalım. Oy. Oy yavol. Bravo. Bravo. Sit. Köpek elimdeki yiyeceği takip ederek hızla yere yatıyor. Yere yattığı saniyede de ödüllendirme işlemini gerçekleştiriyorum. Oy yavol, zupa, zupa. Ya. Eğer sizin köpeğinizin prey drive'ı yüksek değilse bu davranışı sergilemeyecektir. Böyle bir köpek için de uygulayabileceğiniz şöyle bir teknik var. Şimdi tekrar köpeğimizi getirdim. 4 ayak üzerindeyken aşağı doğru burnundan bastırarak itiyorum. İttiğim anda köpek yatıyor, yattığı anda da ödüllendirme işlemini gerçekleştiriyorum. Tekrar gösterelim. Yay. İttim ve köpek tek aktarımda yere yatma eylemini gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği anda da ödülünü veriyorum ki köpek doğru yaptığını anlayabilsin. Bravo, bravo, bravo. Oy. Peki neden köpeği tek hamlede yatırmaya çalışıyoruz? Çünkü gelecekte bir sınav kariyeri planlıyorsanız eğer köpeğinizi tek hamlede hareket ettirebiliyor olmak ciddi önem arz edecektir. Daha önceki videolarımda da anlattığım gibi ilk başlarda bu davranışa asla komut eklemiyorum. Çünkü köpeğin melekeleri henüz oturmamışken bir de komutla zihnini meşgul etmek işimizi zorlaştıracaktır. Köpek yatma davranışına anlam yüklemeye başladığında komut eklemek en mantıklı olandır. Yine dikkat etmemiz gereken bir başka hususta köpek sıkılmadan dersi sonlandırmaktır. Asla köpeğinizin bir dersi başarılı şekilde yerine getiriyor olmasının hazzına kapılarak dersi köpeğin sonlandırmasına izin vermeyin. Bu tip yaklaşımlar zamanla köpeğin derslerden soğumasına sebebiyet verecektir. Yat komutu için isterseniz günde 10 kez bile çalışabilirsiniz ama her ders birkaç tekrarı aşmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Hepinize iyi dersler.